Herkese merhabalar. 27 Eylül Pazartesi günü yarış programı tahmin videosuyla Elazığ yarışlarının tahminleriyle sizlerle birlikteyiz şimdi. Öncelikle bir hatırlatma yapalım, ufak bir hatırlatma. Bursa videomuz yayındadır. Eğer izlemediyseniz hemen oradan izleyebilirsiniz diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın deyip başlıyoruz koşu tahminlerimize. Elazığ'da 7 koşul bir program var. İlk yarış Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak bir koşu olacak bu. Burada bizim açıkçası ilk önce yapacağımız şey idman bilgilerine bakmak olurdu biliyorsunuz kum yarışlarına. Ancak Elazığ'da idman bilgilerine bakamadığımız için olmadığından dolayı bir şey yapamıyoruz bu konuyla ilgili. Ama ne yapacağız? Başka isimlere yöneleceğiz. Bunları da yani isimleri birçok fazla isme yöneleceğimiz için son performanslarına bakarak yapacağız. Burada ilk vereceğimiz isim haliyle 2 hafta önce koşmuş ve ikinci olmuş 3 numaralı Karizmatik Bey olacak. 3 numaralı Karizmatik Bey son 3 yarışında bir üçüncülük, bir beşincilik, bir de ikincilik elde etmiş bir isim. En iyi derecesini 1.18 yapmış. Bunu hangi hipodromda yapmış? Şanlıurfa'da yapmış Safkan. Onun haricinde belirteceğimiz bir diğer isim açıkçası burada Bülent olacak. 2 numaralı Safkan Bülent. Son koşusunda 5. oldu. Ondan evvel 2 kez üçüncülüğü var kum pistte. Yine burada önereceğimiz önemli bir isim olacaktır o. Bülent'in ve Karizmatik Bey'in dışında burada özellikle değinebileceğimiz bir isim yok. Fakat geçmişte ikinciliği olan Kırım Güzeli, 7 numaralı Kırım Güzeli ve 9 numaralı Yaren Hat ki o da son koşusu 3. olmuş bir Safkan. Bir radarınızda bulunsun. İsterseniz bu isimleri de yazabilirsiniz. Net bir sıralama vermeyeceğim ama 3 numarayı kesin yazın. Arkasına 2 numara, 7 numara ve 9 numara düşünülebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde bu koşuyu geçebiliriz. Geldik ikinci koşuya. Burada şart 5 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum pistte koşacaklar. Son yarışında önerdiğim isim Hasan In My Heart 1 numaralı Safkan Hasan In My Heart. Burada yine önerimdir. Son yarışında önerdim ve geldi ve Safkan son yarışından önceki koşusunda 9. olmuştu. Birçokları bu Safkan'ın artık kötü koşacağını düşünüyorken ben aksine bu Safkan'ın artık yarışları daha çok iyi koşacağını düşünmüştüm. Nitekim 1.27 olan en iyi bir önceki koştuğu Elazığ'daki en iyi derecesini 1.27'yi 1.25'e çekip Elazığ pistinde Adana pistindeymiş gibi koştu Safkan ve galibiyetle ayrıldı. Bu sebeple çok önemli bir başarı elde etmiş olduğunu düşündüğüm bu Safkan Maiden yarış kazandı, şart 3 kazandı ve şart 5 kazandı. Hem Adana'da hem Elazığ'da yarış kazanmış bir isim. Hasan In My Heart 1 numaralı Safkan. Buradaki bizim kesinlikle tercihimiz olacaktır. Başka isimler var. Yok değil. Bunlardan birisi hemen değinelim. 2 numaralı 2 numaralı Kral Dilşat olacak. Açıkçası Kral Dilşat şöyle bir bakalım performansını istiyorum. Son koşullarında o da Diyarbakır'da 2 galibiyet elde etmiş bir isim ancak Elazığ'da bir türlü yıldızı barışmamış bu ismin. Elazığ'da henüz galibiyeti yok. En iyi 1200 metrede 1.28 elde etmiş şu anda gördüğüm. Başka var mı? Bakalım şöyle bir. 1200 metrede daha iyi bir derecesi yok. Adana'da var ama Adana pisti farklı olduğu için orayı saymamıza gerek yok. Kral Dilşat Diyarbakır'da 2 yarış kazanmış. Biri Maiden, biri Handicap 14. Ancak şunu belirtelim. Maiden'da Elazığ'da 1200 metrede 1.28 yapmış. Kötü bir derece. Yani rakibine kıyasla kötü bir derece. Ve 1.54 yapmış 1500 metrede. Ve üçüncü olmuş. Yani bu yüzden çok da iyi olmadığını görüyoruz. Kral Dilşat'ın. Eğer Kral Dilşat'ı oynayacaksanız aklınızda bulunsun. Kral Dilşat kesinlikle Hasan In My Heart'tan daha iyi bir safkan değil. O yüzden 2 numara 1 numaradan daha iyi olmadığı için isterseniz 2 numarayı yazmayın diye bir öneride bulunabilirim.
Ama tabii gelirse bir şey diyemeyeceğim. Ama gelmesi daha zor bir ihtimal. Yani Hasan in my heart Kral Dilşat'tan daha iyi bir attır burada diyorum. Bir numara iki numaradan daha ön planda olacaktır kesinlikle. Son koşusunda ikinci olan ondan önce galibiyetle ayrılmış olan 6 numaralı yaşlı kurda bir bakacak olursak Safkan'ın maiden'dan çıktığını ardından şart 5 koşuda ikinci olduğunu görüyoruz. Zaten bu start aldığı şart 5 koşudaki ikinciliğinde Hasan in my heart'a geçilmiş bir isim. Yani 4 numara burada 4 numarayla start almış Hasan in my heart birinci olurken yaşlı kurt ikinci oluyor. Bu sebeple burada şunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Yaşlı kurt Hasan in my heart'tan daha geri planda bir safkan. Şimdi ne oldu? 2 numaranın ve 6 numaranın 1 numaradan daha geride olduğunu gördük. Daha gelme ihtimalinin az olduğunu gördük. Son bir safkanı daha incelemek istiyorum. O da yine son koşusunu kazanmış olan ve ondan evvel bir üçüncülük bir birinciliği olan buradaki 10 numaralı Şekerli Yıldız'ı. 10 numaralı Şekerli Yıldız'ı Elazığ'da 1.25.84'e düşerek galibiyet elde etmiş. Handikap 14 dişilere mahsus bir mücadelede bunu yapmış. Bundan evvel bir maiden galibiyeti var Safkan'ın. Ama Safkan derece olarak iyi bir derece elde ettiği için dişilerle koşması mevzusu çok da mühim değil. Şimdi bir isim daha var. Derinime de bakalım. Tamam bir derinime de bakalım. O da şart 2 kazanmış 1.52 ile. 1.52 nispeten daha iyi bir derece. Şöyle söyleyeyim size. Yaşlı Kurt ve Kral Dilşat Hasan in my heart'ı geçemezler. 2 numara ve 6 numara 1 numarayı geçemez. Ancak 10 numara ve 11 numara tehlike oluşturabilirler. Tabii 10 ve 11 numaralı safkanlar dişi. Bu da size kalmış burada kararını vermek. Hani bunlar geçebilirler mi, geçemezler mi? Ben 1 numarayı favori görüyorum. Arkasına 10 numara veya 11 numara ikisinden biri yazılabilir. İsteyenler Kral Dilşat ya da Yaşlı Kurt'tan da birisini yazıp buraya en fazla 3 atla geçebiliriz diye düşünüyorum. Geldik 3. koşuya. 14 Safkan'ın start alacağı handikap 16 dişi. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte koşulacak bir yarış olacak bu. Son koşusunu kazanmış olan 7 numaralı Amigdala bizim buradaki ilk tercihimiz olacak. Bu Safkan son koşusunda galibiyetle ayrılmıştı dediğimiz gibi. Ondan evvel performansı çok da iyi değildi. Bir süre yani 4. 3. 5. ondan sonra 8. 7. diye gidiyor mesela baktığınızda. Ama daha arkasında 4. 2. 2. 2 şeklinde giden bir 4 yarışlık bir periyodu daha var. Bu sebeple biz bu safkanın genel olarak kalitesine dayanaraktan bu safkanı burada önereceğiz. Çünkü Safkan hem son koşusunu kazanmış hem de bundan evvel daha iyi yarışlar koştuğu da olmuş. Son koşusu bir handikap 15 galibiyeti. Şu anda koşacağı yarış ise bir handikap 16 ama dişilere mahsus. Bu sebeple bu koşuda kazanma ihtimali olan bir isim diyorum. Ve 5 numaralı Mahidevran'a geliyoruz. 7 numaralı Amigdala'nın buradaki belki de en kuvvetli rakibi 5 numaralı Mahidevran olacak. Safkan Elazığ'da hem 2000 metrede hem 1900 metrede üst üste yarışlar kazanmış. Biri 16 handikap dişi, biri de şart 4 dişi yarış olmak üzere yarışlar kazanmış. Handikap 16 dişilere mahsus bir yarışı zaten kazanmış olan bir Safkan bu koşuda yine galibiyete yakın olacaktır diyorum. Bu iki ismin haricinde verebileceğimiz tek bir isim var. 10 numaralı Mike Clara. Mike Clara'ya gelince o da son 3 yarışında ikisini kazandı. Birinde ikinci oldu. Maiden, Handicap 13 ve Handicap 14 şeklinde geldi bu yarışlar. Maiden'de ve Handicap 13'te kazandı. Handicap 14'te ise bir ikincilik aldı. Burada sürpriz yapabilir. Düşük kilosuyla birlikte bir avantaj yakalarsa şayet bu safkan galibiyete yakın olacaktır. 12 numaralı Kedim son koşusunu 5 gün evvel start aldığı için o safkanı önermiyoruz burada. Bir isim daha var. 14 numaralı The Last Dance. Bu safkanı bu koşu için söylemiyorum. Ancak bu yarışında da tabela yaparsa bir sonraki koşusunda bizim için kuponlarda bulunacak bir isim olacaktır. Tercihimiz olacak bir isim olacaktır. Bunu belirteyim. Bu şekilde bu koşuyu geçebiliriz. Dördüncü koşuya geldiğimizde 8 safkanın start alacağı handikap 16 4 büyük Araplar 1900 metre kum pist yarışı var burada.
Bizim ilk önerimiz burada son 3 yarışından ikisini kazanan, birini dördüncü olan Mengü Alp olacak. Mengü Alp Diyarbakır'da dördüncü oldu. Elazığ'da son 2 yarışında galibiyetle ayrılmış bir isim. Tabii Diyarbakır'a götürülmesi tercihi doğru olmadığını burada görüyoruz. Ama tabii ki belki de böyle koşmak istediler ilgilileri, diyeceğimiz bir şey yok bu konuda çok fazla. Handikap 16 ve handikap 15 kazanmış Elazığ'da 2000 metrede ve 1700 metrede 2.02 ve 2.27'lik dereceler elde etmiş. Yani 2.28 de sayabiliriz. 1900 metrede koşacak şimdi Safkan Mengü Alp. Burada 2.20'lik bir derecesi var bu pistte elde edilmiş. Önemli olan kısmı bu pistte elde edilmiş olması zaten. Bu pistteki dereceler içerisinde de en iyisi Mengü Alp'e ait olduğunu görüyoruz. Burada uzun bir aranın ardından koşacak olan bir Safkan var. 3 numaralı Göktekinoğlu. Bu Safkan'ı yazmanızı önermem. Çünkü Safkan'ın zaten bu pistte yaptığı en iyi derece 2.31 bu mesafede. Son 2 yarışını kazanmış, tamam kaliteli bir isim ama 103 gün evvel olmuş bu. Yani bu at gelecekte sürpriz yapıp kazanacak da, yani ölme eşeğim ölme gibi bir mantık oluyor bu. Bu atın burada gelmesi çok zor bir ihtimal, o yüzden hiç bu ata yönelmeyelim diyorum. Ama yönelebileceğimiz Mengü Alp dışında safkanlar var mı? Var. Onları hemen belirtelim. Bunlardan birisi 7 numaralı Gülçin Hanım, 8 numaralı Aloglum ve 1 numaralı Kara Turbo. Bu isimlerden birini yazmanız yeterli olacaktır. Böyle bir kendinizi garantiye almaya yönelik tercih yapabilirsiniz. Gülçin Hanım bu pistte koşmuş ve 2.21 elde etmiş bir isim. Nitekim zaten bu pistte yarış koşan 4 safkandan en iyi ikincisi gözüküyor. Bu sebeple onu burada yazabiliyoruz. Mengü Alp'in arkasına Gülçin Hanım yeterli olabilir diyorum. 4 ve 7 burada geçebiliriz burayı. 5. koşunda 7 safkan start alacak. Burada şart 4 mücadele 4 büyük Araplar 1600 metre kum pist yarışı olacak. Son 2 koşusunu kazanma başarısı sergilemiş olan 3 numaralı Charlo buradaki ilk tercihimiz olacaktır. Adeta Elazığ'da yeniden hayat buldu Safkan. Uzun bir süre İzmir pistlerinde başarılı olduğunu bildiğimiz, daha evvelinde Ankara'da, İstanbul'da önemli koşular koşmuş, açık yarışlar bile koşmuş bir isim Charlo. Bir süre bocaladı, son İstanbul performansında bocaladı ve peşine Urfa'ya götürüldü. Urfa'da yarışları çok kötü koştu. 3 yarış ardından Elazığ'daki ilk koşusunda sakatlığının ardından 4 aylık bir aranın ardından ilk yarışında Elazığ'da geldi. Galibiyeti aldı. 21 liranın üzerinde bir ganyanla. Peşine yine ilk koştu. Yarışın ardından Elazığ'da ikinci koşusunda yine Elazığ'da galibiyete ulaştı bu Safkan şart 3'te. Bir şart 5, bir şart 3 kazandı Elazığ'da. Burada da Charlo bizim yine önerimiz olacak. Hem de tek önerisi olacak burada. İlla bir at yazmak isteyenler, burada iki safkan var. Biri Ünlü Prens, 6 numaralı Ünlü Prens ya da 2 numaralı Oğlum Recep düşünülebilir. Ama dediğim gibi 3 numaralı Charlo tek önerimizdir burada. Çünkü bu safkanın Elazığ pistinde geçilmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Elazığ'ın kendi atlarıyla yarışıyorsa diyorum. Dışarıdan gelen atlar için bir şey söylemek mümkün değil. Bunlardan birisi mesela Manilya. Manilya normalde İzmir'de izlediğimiz bir isim. Burada ne yapacağını bilemiyorum Manilya'nın. Şöyle baktığımızda son yarışlarında Elazığ'da, Urfa'da ve Diyarbakır'da koşmuş bir isim, ancak bir türlü istediğini alamamış. Uzun süredir o İzmir'deki 2020 yılındaki ve 2019'daki performansını arıyor Manilya. Tabii bu şekilde ne olacağı belli olmaz. Neden? Çünkü Safkan 2 aylık bir aranın ardından ilk koştu Diyarbakır'daki koşuda başarısız olmuş ama yarış görmüş, bu koşuda sürpriz yapabilir. Size şöyle söyleyeyim, Charlo arkasına Manilya yazmanız aslında yeterli olur. 3 ve 5 yeterli olacaktır. Benim kanaatim bu yönde. Yani her ne kadar son koşusunda 3. olsa da Ünlü Prens dediğim, mesela 6 numaralı Ünlü Prens son koşusunda 3. oldu ama bir Manilya'nın kalitesinde değil. Manilya tıpkı Charlo'nun yaptığı gibi, Charlo nasıl 21 lira ganyanla geldiyse uzun bir sakatlığın ardından koştuğu yarışta, Manilya da burada yüksek bir ganyanla gelip yarışı kazanabilir. Tabi idman bilgileri elimizde olsa çok daha net bir şey konuşabiliriz bu konuyla ilgili. Şu anda onu yapamıyoruz.
3 numaralı Charlo benim buradaki tek önerim. İsteyenler Manilya'yı yazabilirler sürpriz olarak. Ama yok, Manilya gelmez diyenler Ünlü Prens ya da Oğlum Recep'i yazabilirler diyorum. Geldik bir sonraki koşuya. 9 safkanın start alacağı Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Buradaki ilk önerimiz son koşuda 3. olan Interceptor olacak 4 numaralı safkan. Son koşusunu 3. ülkede etti. Ondan önce bir yarış koşmuştu. Yarış görmüş oldu o koşuda. Pek bir şey yapamadı zaten. Onun rakibi ise tek bir rakibi var. 2 numaralı Germuş Fatih'i. Yani 4 ve 2 bu koşuda yeterli olacaktır. Başka da bir isme yönelmeye pek gerek yok. Çünkü bir veri yok elimizde yani. Ya kumda hiç gitmemiş isimler var. Ya da hiç yarış koşmamış atlar var. Bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz ki? Gerçekten bir karar vermek zor olacaktır burada. Bu sebeple zaten dediğim üzere 4 arkasında 2 numara yeterli olacaktır. İsteyenler bu koşuya daha fazla at doldurabilirler tabii ki. Yatmamak adına bu da bir tercihtir. 7. koşuya geldiğimizde ise son koşu 18 safkanın start alacağı handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Buradaki benim ilk tercihim 1 numaralı Dikme Ağası. Bu safkan son 3 yarışında tabela performansı sergilemiş bir isim. Bir üçüncülük, bir ikincilik, bir dördüncülüğü var. Gördüğünüz üzere burada belirtiyor. Bunun haricinde belirteceğim özellikle bir isim yok. Çünkü safkanların hepsi geri planda gözüken isimler. Yani bunlardan hangisinin galip geleceği çok da önemli değil. Muhtemelen geri planda kalacaklardır. Çünkü bunların hani yani birinci dikme ağası olacak da ikinci kim olacak? Bunlar onun daha çok savaşını vereceklerdir burada diye düşünüyorum. Galip gelmekten kastım o. Çünkü bizim buradaki favorimiz dikme ağası galibiyete en yakın isim gözüküyor. 62 kiloda koşuyor olsa da mesafe kısa eğer iyi bir çıkış yaparsa starttan iyi çıkarsa Safkan bu yarışı kazanır. İlla bir rakip yazacağım diyenler varsa yazsınlar birilerini ama tabii burada özellikle söyleyebileceğimiz bir isim yok. Yani belki düşük kiloda 14 numaralı Urfa Kralı olabilir. Son koşuda bir beşinciliği var. Hani ne kadar sizin için yeterli olur beşincilik? Orası ayrı bir konu. Yine bir sürpriz olabilecek bir isim 8 numaralı İbiş Bey olabilir. Onun da son koşusundan evvel bir üçüncülüğü var Safkan'ın. Bunun haricinde değinebileceğimiz özellikle birisi yok. Yani Gündüz Kral mesela bildiğimiz bir isim. Ama uzun zamandır pek de iyi bir formu yok. Son 6 yarışta 2 kez 3. olmuş ama sürekli sallantıda. Bir iyi koşuyor, bir kötü koşuyor. En sonunda 5 gün evvel koşmuş. Ne kadar iyi koşabilir ki? Bu sebeple burada 1 numaralı Dikme Ağası arkasına istediğiniz atları yazabilirsiniz diyorum. Bu şekilde bu videoyu da burada bitiriyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer izlemediyseniz Bursa videosunu tekrar hatırlatayım. İzleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcuttur diyorum ve bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Herkese de bol şans diliyorum.